Merhaba arkadaşlar, bu videoda size SPSS'i kullanarak histogram grafiklerini anlatacağım. Özetle bu bölümde histogram grafikleri hangi durumlarda kullanılır, basit bir histogram grafiği nasıl çizilir, iki kategorik değişken histogram grafiği nasıl çizilir, frekans poligonu grafiği nasıl çizilir, popülasyon piramidi grafikleri nasıl çizilir ve histogram grafikleri özellikle nasıl ayarlanır gibi konulardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Veri seti hakkında bilgi edinmek için frekans dağılımını görmek isteyebiliriz. Histogram grafikleri birbirine bitişik dikdörtgenlerden oluşur. Histogram grafiği çizmek için öncelikle veri setimizi tanıyalım. Veri setimiz yeni doğum yapmış anne ve bebekleriyle ilgilidir. Veri setimizde 4 tane değişken vardır. Bunlar annenin yaşı ve bebek kilo değişkenleri sayısal değişkenler, anne ırkı ve sigara değişkenleri kategorik değişkenlerdir. Şimdi bu değişkenler için grafik çizme aracını kullanarak histogram grafiklerini gösterelim. Öncelikle grafik menüsünden Chart Builder sekmesine basıyoruz ve karşımıza grafik çizme aracı geliyor. Öncelikle galeri bölümünden histogram sekmesine tıklatıyoruz. Karşımıza 4 tane ikon çıkıyor. Birinci ikon basit histogram grafiğini gösterir. Bu grafik tek bir değişkenin değerlerinin frekansını görmek için kullanılır. İkinci ikon stacked yani yığılmalı histogram grafiğidir. Kategorik değişkenin her bir alt grubunun histogram grafiğini ayrı görmek için bu grafik kullanılır. Üçüncü ikon frekans poligonu grafiğidir. Bu grafik basit histogram grafiği gibidir. Sadece burada sütunlar yerine çizgiler kullanılır. Dördüncü ikon popülasyon piramit grafiğidir. Bir değişkenin başka bir kategorik değişkenin alt gruplarına göre frekans dağılımını gösterir. Şimdi bu grafikleri tek tek gösterelim. Öncelikle basit histogram grafiği için birinci ikona çift tıklatıyoruz. Grafik alanına eksenler geliyor. X eksenine sigara değişkenini taşıyoruz. Ardından OK tuşuna bastığımız zaman sigara değişkeninin frekansını gösteren histogram grafiği karşımıza gelir. Bu histogram grafiğini istersek özelliklerini ayarlayabiliriz. Bunun için grafik çizme aracına geri dönelim. Yan tarafta açılan pencereden bar 1 bölümünden kullanılacak istatistiği seçebiliriz. Örneğin histogram grafiğini frekans olarak değil de yüzde olarak görmek isteyebiliriz. Bunun için percentage sekmesine basıyorum. Ardından OK tuşuna bastığımız zaman karşımıza grupların yüzdelerini gösteren histogram grafiği geliyor. Grafik çizme aracına geri dönelim. Özellik penceresinde aynı zamanda sütunların stillerini belirleyebilirim. X ekseni için isim verebiliriz ve alt grupların grafikteki sırasını ayarlayabiliriz. Y ekseni kısmından yine Y eksenini isimlendirebilir ve Y ekseninin değer aralığını belirleyebiliriz. Eğer biz belirlemediysek o zaman SPSS otomatik olarak belirler. Histogram grafiğinde ikinci bir kategorik değişkeni stacked yani yığılmalı olarak görmek istersek ikinci grafiği kullanırız. İkinci grafiği çift tıklarsak eksenler grafik alanına gelir. Burada yine X eksenine sigara değişkenini taşıyalım ve ikinci kategorik değişkeni de yani anne ırk değişkeni de stack set color alanına taşıyalım. Yan taraftaki pencereden basit histogramdan farklı olarak grup color sekmesi gelir. Bu bölümdeki legend kısmından değişkenler için isim girebiliriz. Ve ikinci değişkenin kategorilerinin grafikteki sırasını ayarlayabiliriz. Değişiklikleri kaydetmek için apply tuşuna basıyoruz. En son OK tuşuna bastığımızda yığılmalı grafik karşımıza gelir. Burada birinci sütun sigara değişkeninin içmiyor kategorisini gösteriyor. İkinci sütun da içiyor kategorisini gösteriyor. Yine burada mavi renk beyazları, yeşil renk siyahları, açık kahvede diğerlerini temsil ediyor. Diğer histogram grafiğini göstermek için grafik çizme aracımıza geri dönelim. Üçüncü grafik frekans poligonu grafiğidir. Bu grafiği göstermek için grafiğin üstüne çift tıklatıyoruz. Bu grafik basit histogram grafiği gibidir. Sadece burada sütunlar yerine çizgiler kullanılır. Örneğin anne ırk değişkenini X eksenine taşıyoruz. Ardından OK tuşuna bastığımız zaman karşımıza frekans poligonu grafiği geliyor. Burada frekansı en fazla olan beyazlar, daha sonra diğer, daha sonra da siyah olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü grafiği göstermek için grafik çizme aracına geri dönelim ve dördüncü ikona
çift tıklayalım. Bu grafik popülasyon piramidi grafiğidir. Bir değişkenin başka bir kategorik değişken alt gruplarına göre frekans ilişkisini gösterir. Örneğin bebek kilo değişkenini dağılım değişkeni alanına taşıyorum. Ardından sigara kategorik değişkenini de split variable alanına taşıyorum. Burada dikdörtgenlerin genişliğini belirleyebiliriz. Bunun için piramit 1 alanından bin size kısmına gelip buradan custom kısmını seçersek, istersek aralıkların sayısını belirleyebiliriz. İstersek bu sütunların genişliklerini belirleyebiliriz. Örneğin bu sütunların sayısı 10 olsun. Ardından apply tuşuna basıyoruz. Popülasyon piramidi grafiği karşımıza geliyor. Grafiğe baktığımızda sigara içmeyenler mavi renk ile gösteriliyor. Sigara içenler de yeşil renk ile gösteriliyor. Sigara içmeyen annelerin bebeklerinin kiloları genellikle 3000 ile 4000 arasında. Sigara içen annelerin bebeklerinin kiloları genellikle 2000 ile 3500 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Histogram grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.